Sevgili seyirciler, Skoda Rapid Spaceback 2014 senesinde Türkiye'de yollara çıktı. Hatchback bir araç, B segmentinde yer alıyor. 5 kapılı ve 5 koltuğa sahip. Ancak aracın koltuklarından bahsetmişken, iç yapısı oldukça geniş ve oldukça ferah. Arkada oturduğunuz zaman diz ve baş mesafelerine baktığınızda yeterli alanın olduğunu görüyorsunuz ve ne kadar ferah bir alana sahip olduğunu görüyorsunuz. Ve bunda test aracımızda bulunan panoramik cam tavanın da etkisi oldukça fazla. Buradaki tek eksik panoramik cam tavanın perdesinin 50 açılıyor olması. İki bölmeli halinde açılıyor bu perde. Ön tarafa ve arkaya doğru açılıyor iki parça. Bu iki parçayı da elle kumanda etmek zorundasınız ki kullanırken bunu yapmak biraz zor. Keşke bu da elektrikli olsaydı diyoruz. Bunun dışında Rapid'i biliyorsunuz sevgili seyirciler, ilk olarak sedan versiyonu çıkmıştı ve şu anda da Spaceback modeliyle karşımızda. Euro NCAP'ten aldığı 5 yıldızla Rapid Spaceback güvenlikteki iddiasını ortaya koydu. Tasarımına baktığımızda ise şık bir tasarımı var. Tabii ki Skoda ailesinin genlerini, izlerini ve tasarım öğelerini üzerinde taşıyor. Yandan bakıldığında yine Volkswagen grubu ailesinden Audi'nin izlerini taşıdığını söyleyebiliriz. Aracımızın ölçülerine baktığımızda 4304 mm uzunluğa, 1706 mm genişliğe, 1459 mm yüksekliğe ve 2602 mm aks mesafesine sahip. Bagaj hacmi ise 384 litre. Eğer koltukları yatırırsanız 1600 litrenin üzerinde bir bagaj hacmine kavuşmanız mümkün. Spaceback biraz daha fazla gençlere yönelik bir otomobil diyebiliriz. Hem şık bir tasarımı var, hem panoramik cam tavan, karartılmış jantlar, karartılmış arka camlarla da çok iyi bir kontrast oluşturulmuş test aracımızda. Aracın iç mekanına baktığımızda 3 kollu direksiyon simidi ve şık döşemeler bizi karşılıyor. Koltukların yan destekleri oldukça başarılı sevgili seyirciler. Sizi çok iyi kavruyor virajlarda. Hem bacak hem bel desteği oldukça iyi. Direksiyon üzerindeki kumanda düğmelerinden aracın yol bilgisayarına ve telefona kumanda etmek mümkün. Bunun dışında göstergelere bakacak olursak, dediğim gibi yine Skoda ailesinin tanıdık öğelerini burada da görüyoruz. Okunaklı göstergelere sahip. Sol tarafta devir saati, onun içinde hararet göstergesi, sağ tarafta ise hız göstergesi, onun içinde yakıt göstergesini görmek mümkün. Orta bölümde ise yol bilgisayarı mevcut. Buradan da değişik bilgilere direksiyon üzerindeki düğme yardımıyla ulaşmak mümkün sevgili seyirciler. Diğer bütün düğmeleri elimi uzattığımda ergonomik bir şekilde yerleştirildiğini görebiliyorum. Aracın eksilerinden bir tanesi ise cam açma kapama düğmeleri. Cam açma 4 cam için elektrikli olarak tasarlanmış ancak otomatik değil. Bunun altını çizelim. Düğmelere elinizi koyduğunuz zaman dirseğiniz hemen Beystun'un oradaki çıkıntıya değiyor. Bu da hafif rahatsız edebiliyor sürücüyü. Bunları biraz daha öne tasarlasalardı daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Ancak kapı kolu çok iyi. Rahatlıkla kolunuzu buraya koyabiliyorsunuz. Yine sürücüyü rahatlatan ve konforunu arttıran unsurlardan bir tanesi ise orta bölümde bulunan bu kol dayama ünitesi. Bu kol dayama ünitesinde yüksekliğini rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Altında da yine bir eşya saklama bölmesi var. Buraya ufak tefek eşyalarınızı, telefonlarınızı, anahtarlarınızı koyabilirsiniz. Ve uzun yolculuklarda da buradan sağladığı destekle sizin yorulmanızı engelliyor. Aracımızın ön bölümünde yani torpidosunda sert plastik malzeme kullanılmış. Ancak görsel anlamda şık olduğunu söylemeliyim. Özellikle piyanodaki ara geçişlerde yine görselliğin pozitif olarak etkilenmesini sağlamış. Orta bölüme baktığımızda ise havalandırma kanallarının altında radyoyu görüyoruz. Onun altında ise klimatronik adı verilen klimayı görüyoruz. Tek bölgeli bir klima bu. Sadece sürücü ve yolcular için tek ısıtma sistemi, ayarlama sistemi mevcut. Buradan istediğiniz ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Onun altında ESP off tuşunu, kapı kilitlerini ve resistans düğmesini görebiliyorsunuz. Biraz daha aşağı indiğimizde ise bir yine eşya saklama bölmesi bizi karşılıyor. Onun içinde içeceğimizi koyabileceğimiz bölmelere yer verilmiş. Hatta vites kolunun arkasında el freninin hemen solunda set düğmesini göreceksiniz. Bu da size lastik basınç göstergesi olduğunu anlatıyor bu araçta. Yani hava ayarlarında herhangi bir değişiklik olursa aracınız size ikaz ederek inen lastiği olduğunu size
bize bildiriyor. Buradan da dört lastiğin havasını eşitledikten sonra set tuşuna basarak onları aynı hava ayarına eşitliyorsunuz. Ki ileride yine birinde inme olursa, hava azalması olursa size uyarıyı versin. Skoda Spaceback'te ön yüz Rapid'le birebir aynı diyebiliriz. Ancak en büyük fark tabii ki aracın arkasında. Özellikle donanımla alakalı tabii ki sevgili seyirciler, Rapid Spaceback bizim kullandığımız test aracında şık bir detaya yer vermiş. Arka cama bakacak olduğunuzda arka camın, karartılmış arka camın lekalığa kadar neredeyse indiğini görüyorsunuz ve orada bir bütünlük elde ediliyor. Daha geniş bir hava yakalanmış, hem de daha şık bir görsel elde edilmiş. Aracımız kırmızı ve siyahla kontrastlar yakalandığında gerçekten ortaya şık bir görüntü çıkmış. Hem karartılmış arka camlar, hem panoramik cam tavan, hem de arkaya plakalığa kadar inen arka cam aracın bütünlüğünü sağlamış ve çok şık durmasını da sağlamış bu tasarım. Test aracımızda 1.6 litrelik TDI motor kullanılmış ve bu motorda gücünü yere DSG şanzımanla aktarıyor. Bu ikili motor ve şanzıman ikilisi gerçekten oldukça başarılı. Vites geçişlerini hissetmiyorsunuz ancak dizel motorun sesini içeride duymak mümkün. Yeni Skoda Rapid Spaceback 3 benzinli ve 2 dizel motor seçeneğiyle satışa sunuluyor sevgili seyirciler. Biz ise bu hafta 1.6 litrelik TDI dizel üniteyi test ediyoruz. 1.6 litrelik dizel motorlar 90 ve 105 beygirlik güç seçenekleriyle sunuluyor. 90 beygirlik versiyon sadece 7 ileri DSG şanzımanla kombine edilmiş. Araç bu motor ve şanzımanla 100 km'de ortalama 4.5 litrelik bir tüketim verisine sahip. Bu da oldukça düşük bir değer. 1.6 litrelik TDI 105 beygirlik motorsa 5 ileri manuel şanzımanla sunuluyor ve 100 km'de ortalama 4.4 litrelik bir tüketim değeri var bunun motorunda. 1.6 litrelik TDI motor 90 beygir güç üretiyor ve 230 Nm'lik tork değerine sahip. Bunu neden söyledim? Sanki biraz yetersiz gibi gelse de şehir içi kullanımda bence gayet yeterli bir güç dengesi var bu araçta. Ancak aracı biraz daha sportif, biraz daha performanslı kullanmak istiyorsanız o zaman DSG şanzımanın kolu üzerindeki mandala basıp kolu bir tık geriye çekip sport modunu almanızda fayda var. O zaman aracın tepkileri, gaz tepkileri biraz daha iyileşiyor ve sizin gaza bastığınız anda size verdiği reaksiyonlar da biraz daha sportif oluyor. Şu anda da S'yi aldıktan sonra, yani sport modu aldıktan sonra gaza bastığımda aracın biraz daha iyi hızlandığını, vites geçişlerine tabii aralığın daha uzadığını görüyoruz. Daha üst devirlerde vites atıyor. Bu neye yarıyor? Daha sportif bir sürüş sergiliyor araç, ancak yakıt tüketim değerleri tabii ki buna bağlı olarak artıyor. Onun için benim size tavsiyem, bu tarz bir araç eğer kullanıyorsanız biraz gentle, yani nazik ve kibar davranın aracınıza. O zaman hem emniyetli gidersiniz, hem de daha konforlu gidersiniz, hem de ekonomik gidersiniz. Çünkü araca ne kadar nazik davranırsanız, gaza ne kadar nazik basarsanız ve freni ne kadar az kullanırsanız bence o kadar iyi bir sürücüsünüz ve aracınız o kadar az yıpranıp daha az yakıt tüketip çevreyi de daha az kirletir. Aracın biraz da sürüş dinamiklerinden bahsedelim sevgili seyirciler. Test aracımız direksiyon tepkilerine oldukça güzel yanıt veriyor. Yani direksiyonu çevirdiğiniz anda aracın tepkimesini görebiliyorsunuz. Süspansiyonlara gelince sert demeyeceğim ama orta sertliğin biraz üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Bunda da tabii ki aracın üzerinde kullanılan ince profilli lastiklerin de etkisi var. Yani yerdeki titreşimleri içeride biraz fazla hissedebiliyorsunuz. Bunun sebebi dediğim gibi orta sertlikteki süspansiyonlara ek olarak ince profili lastiklerin kullanılmış olması. Tabii ki bunlar yol tutuşa pozitif etki ediyor. Ancak konfordan da bir miktar götürüyor. Belki hatırlayacaksınız, Rapid'le bir uzun yol testi yapmıştık ve 55 litrelik yakıt tankıyla tam 1350 kilometrelik bir yola imza atmıştık.
böyle bir menzille gerçekten oldukça iyi. Ve biliyorsunuz bu sadece uzun yol testi değildi. Şehir içinde de trafiğe girmiştik. Aracımızda molalarda, uzun molalarda motorumuz da soğumuştu. Ama yine de 1350 kilometrelik bir menzile ulaşmıştık. Rapid Spaceback de sonuçta aynı aileden geliyor. Onda da böyle uzun menzillere imza atmanız mümkün. Tabii ki bu tamamıyla size ve kullanım stilinize bağlı. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz sevgili seyirciler. Rapid Spaceback oldukça şık bir tasarıma sahip ve özellikle de gençlerin ilgisini çekecek gibi gözüküyor. B ve C segmentleri arasında kalmış olan tüketiciler için de iyi bir alternatif gibi gözüküyor. Kararsız kalan seyircilerimiz gelip aracı tabii ki showroomlarda inceleyebilirler. Hem iç mesafelerini hem bagaj kapasitesine bakıp ondan sonra da kullanım performansını bizzat test ettikten sonra tabii ki kendileri en iyi kararı verecektir.